Ya şu pencerenin açık kalmasına göz yumruğumdan beri boğazım hiç düzelmiyor. Kapatacağım bakalım ne kadar açık tutacaklar. Tahminen cereyanla bodrumdan bir şeyler geliyor. Çünkü yöntem o. Ve girerken pencerenin pozisyonunu değiştirdim. Tekrar geri değiştirmiş. Kim değiştirmiş acaba? Esiyor. Ve sökülüyor. Açmayın bu pencereyi. Boğazım çok kötü oldu be. İyi üfürdün mü içine? Buraya hava falan lazım değil yani. Kime lazım? Tencereniz yok mu? Epey burada beklettim çünkü kamera iyice bulanıklaştı. Evet. O pencereyi açtırma be. Onlar açık kaldığı zaman kedilerinin oyunlarını hatırlıyoruz orada, çoğu videoda. Seri katil. Yemin ederim kapatırım gider girmez biraz iyileşme hissediyorum. Yemin ederim Allah'ıma. Yemeğimizi yedik oradan. Sonra bir konuşma oldu, balkona çıkacağız falan diye. Kamerasız çıktım. Çıkar çıkmaz son zamanların stalkingi indiği parktan buradan geçti. O sahte sarışın penceremin karşısında açınca koşarak gelen köpek oynatan. Sonra bu ikili tekrar turnikede yarım saat köpek okşadı be. Doymuyordu. Sonra köpek yere yattı. Sıçtıkları yerde yuvarlanmaya başladı. Şimdi o parazitlerle fırına girecek. Ve ne görüyorum birçok video falan birçok yerden şey diyorlar o parazitler diyorlar demon iblis yani şeytanın çocukları. Şeytana geçiş kapısı beyni. Onu da yatıyorlar buraya. Böyle hepsini saptıracak. Yaratışı değiştirerek ondaki parazitlerle sadece onlara özel. Toksoplazma gibi. Köpeklerin de var bir çeşidi. O yüzden bastırıyorlar. Ta doğum hastanesinden kreşlere kadar, okullara kadar, üniversitelere kadar. Yok yok. Yeni bir sokak köpeği gönderildi. Karşımda sıçıyor. Ben burada konuşuyorum diye. Ve çimenleri yoruyor. Hiç de sabır değil. Yukarıya doğru gidiyor.
pat bir tane daha damladı. Neden buradan hava altı belli oldu? Kulağında telefonla. Kurt köpek galiba. Beş dakika içinde kaç köpekli? Sadece burada. Deminki köpeğin yuvarlandığı yere bu sokak köpeği sıçtı. Demek ki oradan birbirlerine bulaştırıyorlar. Ve insanlara sonra. Evet, bu başlangıçla açığa çıkmadığı gibi devam edecektir. Hafta sonu her zamanki gibi kumpaslar yiyeceğiz. O yüzden gösterdiği kendini bekle derecesine. Çünkü nöbet değişimi var. Bu hayvanat Zeynep'in kankilerinin karargahında. Bunu tahmin ediyoruz. Senin savcıyı hakime verdim. Bu müthiş sesli havlama operasyonu için getirilen köpek işleme sokulacak mı tekrar? Neden onu değiştirmiyor? Çünkü desibeli müthiş. Ve planlı. Zona azdırmaya birebir. Her türlü zarar veriyormuş. Sadece psikoloji değil, organları da. Ve kanser bile eder be. Evet. Burada sesi tanıyoruz. Saatlerce aralıklı havlayan son zamanların sesi. Onu da böyle bir çıkışla ayarlamıştı. Şimdi siz düşünün, o kadar yer varken bu park, bu turnike neden bu kadar önemli? Üsküdar'da o kadar para harcanıp yapılmış köpek parkı varken veya başka yerde niye köpek parkı yapılmıyor? Bunlara özel. Gelecekler buradan milletin üzerine. Gelecekler burada apartmanımızın önüne. Havlama operasyonu. Ve ben çıkarsam anında. Neden burası bu kadar önemli? Neden bu göstere yaptıklarını, nasıl hayvana insana kıydıklarını gösterdiğim kişiler neden dipsiz kuyuyu görmüyor? Bu apartmanda kaç kişi daha hastalıktan, zonozdan, kanserden, böbrekten, karaciğerden, kalpten ölmek zorunda? Bunlar ameline varana kadar. Allah'tan korkunuz yok mu?